Şimdi işe iade davasından bahsedeceğiz. İşe iade nedir? İşe iade öncelikle iş güvencesine tabi olan işçiler için öngörülmüş bir hukuki imkandır. Bu imkanın şartları öncelikle çalıştığınız yerde en az 6 ay kıdeminiz olmalı ve bu iş yerinde 30'dan fazla işçi çalışıyor olmalı. Yani 30'dan az çalışan bir 30'dan az işçi bulunan bir iş yerinde çalışıyorsanız ya da 30'dan fazla işçi olmasına rağmen kıdeminiz 6 aydan daha azsa işten çıkartıldığınız zaman işe iade davası açma hakkınız yok. Bu şartların olduğunu ve iş güvencesine tabi olduğunuzu varsaydığımızda nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Öncelikle işe iade davası işten çıkış tarihinden itibaren kanun bu tarihi size fesih bildirinin yapıldığı tarih olarak kabul ediyor, tebliğ edildiği tarih. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde açılması gerekiyor. Bu bir ay içerisinde işe iade davası açılmazsa bu çıkarış sizin işten çıkartılmış olmanız haklı, geçerli bir işten çıkartmanın bütün sonuçlarını doğuruyor. Yani o saatten sonra tazminat imkanları, işe iade imkanlarından yararlanamıyorsunuz. Onun için bu bir aylık süre çok kritik. Temel pratikte yaşanan sorun nedir? İşçilerin en çok karşılaştığı problem. İşçiler genelde işten çıkartılır ve işveren onları oyalamayı tercih eder. Yani bir hafta sonuna gel, senin işini biz halledeceğiz. İşte 10 gün sonuna gel, tekrardan işe alacağız. Asıl işverenle konuşacağız. Ya da patron yurt dışında, önce bir onun bilgisine de başvuralım diyerek bu süreyi işverenler geçirtmeye çalışır. İşçilerin en çok dikkat edeceği kısım budur. Diğer mesele haklı sebeple işten çıkartma ve geçerli sebeple işten çıkartma ayrımıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şudur. Geçerli sebeple işten çıkartan işveren, yani geçerli bir sebebe dayanan işveren size yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bir tebliğ yapmak zorundadır. Bu süreler buradan itibaren işler. Ancak haklı sebeple SGK'da belirtilen haklı sebep kodlarıyla işten çıkartan bir işveren hiçbir şekilde yazılı bildirim yapma yükümlülüğünde değildir. Bundan dolayı haberiniz olmayabilir. İşten çıkışın tam ne zaman yapıldığını bilemeyebilirsiniz. Bunu tespit etmek çok önem taşıyor. Bunun için sigortaya gidip işten ayrılış bildirgesini talep edebilirsiniz. Bazen ise işverenler bu bildirimleri geç yaparlar. 10 günlük yaklaşık bir süre vardır burada. Dolayısıyla sigortaya bildirim geç yapılmış olur. Burada yapılması gereken işe fiilen gitmemeye başladığınız tarihten itibaren size artık işe gelmene gerek yok veya işe gelme seni çıkartıyoruz, tazminatlarınızı ödeyeceğiz denilen tarihten itibaren bu sürenin başlamış olduğunu, bir aylık sürenin başlamış olduğunu bilerek derhal bir çevrenizde avukata danışmanızdır. Aksi halde fiili çıkartma tarihinden itibaren bir aylık süre geçerse haklarınız da kayıp olur, tazminatlarınızı alamazsınız, işe iade davası açma imkanınız kalmaz. Bu ayrımı doğru yaparsak ve işverenlerin genel anlamda işçileri oyalama taktiğine düşmezsek haklarınızı dava yoluyla alma imkanınız vardır. Bu süreç nasıl olacak? İşe iade davası açıldıktan sonra kural olarak kanun açıkça bu davanın 2 ay içinde sonuçlanacağını yazar. Yine temyize gitme halinde de bu temyizin bir ay içinde sonuçlanacağını belirtir. Yani normalde öngörülen süre 3 aydır. Ancak pratikte bu iş yıllar sürer. Dolayısıyla böyle bir yola başvururken de bu durumları göz önüne almak, önceden bilmek ve buna göre hareket etmek herkesin yararına olacaktır. Teşekkürler.